أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Evet, 29. mektupta 6. risale olan Deste-i Şeytaniye'yi çalışıyorduk. 4. desisenin içerisindeyiz, onu anlamaya çalışıyoruz. Epey müzakereler oldu bu hususta. Ama ben geçen haftaki müzakeremizi biraz hatırlatıp inşallah bu haftaki müzakeremize giriş yapalım. Geçen hafta Ali Hocam aramızda yoktu. Biz şu hususlar üzerinde konuşmuştuk. Bu, eğer bir kişi dini bir dil ile, dini kavramlarla kuşatılmış bir dil ile gelip din adına konuşuyorken bir grupçuluğa davetiye çıkarıyorsa, bir ayrımcılığa davetiye çıkarıyorsa ve daha ötesi ırkçılığa davetiye çıkarıyorsa, ben onun ardında art niyet ararım gibi bir alt metin vardı Said Nursi'nin metninde. Çünkü bu grupçuluk, ayrımcılık, bunun yıkılması en öz, en esas hedefidir Kur'an-ı Kerim'in demiştik. Tevhid hakikati tam da bu kabileciliğin yıkıldığı yerden yeşerecek, meyve verecek çünkü demiştik. Bu menfi milliyetçilik, grupçuluk dersi benim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığım derse zıttır demiştik. Çünkü saadet ve hamiyet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dersine zıt bir prensiple neşv-i neva bulamaz dedik. Yani Kur'an'ın dersine zıt bir prensiple saadete ve hamiyete, himmete ulaşmak mümkün değil diye konuşmuştuk. Bir de şu husus dikkatimizi çekmişti. Bu, burada toplumu 6 sınıf altında ele alıyordu Said Nursi. Biraz alışılagelmişin dışında bir sınıflandırmaydı bu. Üstad, burada sizin bu dediğiniz sadece bazı gençleri sarhoşça bir keyif için hedefini alıyor. Sizin bu ortaya koyduğunuz medeniyet tasavvuru veya ne diyorsanız onun adına, diğer kesimleri ise bir saadet sunmuyor demişti. Ve hatırlarsak bu 6 sınıfı da toplum 6 sınıftan oluşur demişti. 1. sınıf ehli salat ve takva, işte musibetzede ve hastalar, ihtiyarlar, çocuklar, fakirler ve zayıflar ve gençler şeklinde bir sınıflandırmaydı bu. Bizim geçen hafta sorduğumuz ve anlamaya çalıştığımız şey, bu nasıl bir sınıflandırmadır diye sormuştuk. Yani ölçü nedir bu sınıflandırmada? Ve güzel katılımlar oldu geçen hafta katılan kardeşlerimizden. Farklı yorumlar oldu. Zihin açıcıydılar. Ben biraz da iki tanesini hatırlayabildiğim kadarıyla aktarmak istiyorum. Bir yorumda denmişti ki bu 6 sınıflandırma aslında ayrıştırıcı bir kategorizasyon değil. Yani ekonomik, sosyal statü gibi kavramlara göre bir karşılaştırma, bir ayrıştırma değil. Ayrıştırmaktan öte birleyen bir yapısı var demişti. Neyi kastediyor? Aslında buradaki duraklara baktığımız zaman çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve bu ömür içerisinde insanın musibete uğradığı vakitler, hasta olduğu vakitler, fakir olduğu, kendini en zayıf olduğunu hissettiği vakitler ve salih olma, takva olma, sanki bunlar her biri bir insanın ömrü hayatı içerisindeki bir hale işaret ediyor dendi. Yani böyle bir birleyici bir yapısı var sanki bu sınıflandırmanın dendi. Ve diğer bir yorumda da şöyle dendi. Bu sosyal mühendisler toplumu yukarıdan aşağıya düzeltmek isteyen, değiştirmek isteyen, düzeltmeyi tırnak içinde kullandım, değiştirmek isteyen bazı bir takım insanlar gayelerine ulaşmak için ortaya bir ideoloji veya bir söylem atıyorlar. Ve sadece gençlere ihtiyaç duyarlar dedik. Burada bu gençleri sarhoş bir keyfe davet ediyorsun ifadesinin arkasında bunu okuyabiliriz dedik. Böyle bir hedef güden siyasi gruplar, çocukları, ihtiyarları, hastaları, zayıfları, fakirleri, ehli takvayı, onların dünyevi ideallerine ulaşma hususunda zarar yazan kesimler olarak görür. Onlarla ilgilenmezler.
gibi bir yorum da olmuştu. En öz ifadesiyle bunlar hakkında konuşmuştuk. Şimdi bu hafta senden soruyorum diye başlayan kısımda Said Nursi burada şimdi bu altı sınıfın ne türlü bir medeniyete veya yani metinde kullanılan kelimeler bunlar olduğu için söylüyorum. Ne tür bir terbiyeye muhtaç olduğunu ve neyi himmet olarak tanımladığını şimdi anlatacak. Link verebilir misiniz deniyor. Ben vereyim. Evet. Allah razı olsun. Şimdi okumaya başlıyorum. Senden soruyorum. Birinci kısım olan ehli iman ve ehli takvanın en büyük menfaati Frank Meşrabane bir medeniyette midir? Yoksa hakaiki imaniyenin nurlarıyla saadeti ebediyeyi düşünüp müştak ve aşık oldukları tarik-i hakta süluk etmek ve hakiki teselli bulmakta mıdır? Senin gibi dalalet pişe hamiyet fıruşların tuttuğu meslek, müttaki ehli imanın manevi nurlarını söndürüyor ve hakiki tesellilerini bozuyor ve ölümü idam-ı ebedi ve kabri daimi bir firak-ı la yezali kapısı olduğunu gösteriyor. İkinci kısma geçmeden önce bu paragraf üzerinde bu paragrafı anlamaya çalışalım. Geçen haftaki konuşmamızda aslında şeye pek değinmemiştik. Yani bu insan hayatındaki duraklar olarak tanımladık bir açıdan ama bu ehli iman veya ehli takva diye toplumun bir kısmını böyle bir şekilde ele almasındaki hikmet üzerinde pek konuşamamıştık. Buna belki değinebiliriz. Bir ikincisi de ben şu an metni anlamaya çalışıyorum. İman hakikatleriyle, iman hakikatlerinin nurlarıyla hayatını devam ettirme gayesinde olan birinin saadeti ebediyeyi düşünüp müştak ve aşık oldukları tariki hakta sülük etmek ve hakiki teselli bulmaları lazımdır gibi bir ifade var burada. Senin tuttuğun meslek ise ehli imanın nurlarını söndürüyor. Senin davet ettiğin meslek ise. Yani sen metinde buralar niye işleniyor onu hatırlayalım bir de. Said Nursi Kürt'tür. Burada birçok alim var. Siz niye onlarla ilgilenmiyorsunuz? Niye böyle bir adamın peşine gidiyorsunuz? Bu hamiyete ters değil midir diye sormuştu. Mühim mevkileri işgal eden demişti Said Nursi. Soru kendisi sanki şöyle diyor gibiydi. Yani Kürtlerden dinleme, Türklerden dinle diyor sanki. Hani dini dinleme, din üzerine mesai yapma demiyor da Türklerden dinle, bir Kürtle niye bunu yapıyorsun ki diyordu. Fakat Said Nursi bu ifadeden şunu çıkar. Buyurun Ali Hocam. Hocam? O ben değildim mikrofon açıp kapayan ama madem imkan verildi hemen o Kürt'ün yanı sıra Arap da diyebiliriz.
Yani bizim ırktan olmayanın dışında, şimdi artık Kürt, Türk demiyorlar da Araplardan mı öğreneceğiz dinimizi diyorlar. Aynı kategoriye giriyor. Ona göre düşünelim inşallah. Evet, bugün çok daha farklı söylemlerle karşımıza çıkıyor ve Said Nursi'nin buradaki geçişi beni çok şaşırttı aslında. Yani bu sorunun arkasında, o zaman da yazılmış bu metin için, arkada onları Frank Meşrepli'ye, bir batılılaşmaya bir davet olarak okumuştu bu ifadeyi. Çünkü ifadenin kendisi ırkçılık kokuyordu, grupçuluk kokuyordu. Ve görünüşte hani oradan din dinleme, buradan din dinle gibi ve orada dini meşgaleye girme, burada gir gibi böyle dini bir kılıfa büründürülmüş. Fakat arkasında tevhide ters bir mesaj olduğunu düşünerek böyle bir metin yazdı. Bunu hatırlatmak istedim. Fakat şimdi burada bu kısımları işlenirken acaba nasıl ele almak lazım? Şu an ben biraz açıkçası tıkandım. Yani sizler ne diyorsunuz bu? Yani bu kısımlardaki işlenen metni nasıl analiz etmek lazım bir şablon olarak? Veya buradan nasıl bir hakikat dersi çıkarmak lazım? Yani tıkandığınızı söylüyorsunuz. Okey. Olabilir. Siz öyle düşünüyor olabilirsiniz ama gayet güzel açılım oldu benim için. Ben memnun oldum. Bir taraftan Kürtçü, Türkçü dediğiniz çok doğru bir yaklaşımdı. Bakın biz sizden dininizi terk edin canım demiyoruz diyen adamlara. Nursi diyor ki siz gerçekten ırkçılık esası ki çağdaş diye bilinen materyalist felsefenin temellerine göre konuşuyorsunuz. Bir de böyle kuzu postuna bürünmüş kurt olmayı bırakın da mertçe konuşun. Yani biz ölçülerimizi materyalist esaslara göre tesis ediyoruz deyin. Ondan sonra buradaki birinci kısım dediği o ehli iman, ehli takva dediği, yani bizim bu dünyada ehli iman demek mutlaka hani biz Müslümanız diyor canım, hepimiz Müslümanız diyecek kategoride değil. Bilinçli bir şekilde saadet-i ebediyenin ancak imanın hakikatlarının nurundan elde edilebileceğinin bilincinde olan insanların senin bu yaptığın davet tamamen aleyhine çalışıyor. İnsanların aleyhine çalışıyor bu insanların. Neden? Bu insanlar gerçekten hayatının anlamını düşünen, ona hedef verebilen, saadet verebilen bir anlayışla yaşıyorlar. Sen onlara gelip orada Türkçü, Kürtçü, Arapçılığı bırakıyor. Sen onlara geliyorsun, diyorsun ki bırak bu meseleleri, ya ölçün materyalizm olsun. Din değil, felsefe olsun, maddi esaslar olsun. Yani bakın, ırk mesela bir maddi esastır. Maddi ayrım ölçüsüdür ırk. Bunu zaten siz de vurguladınız gayet güzel. Irk ayrımı İslamiyet'in en önemli prensiplerinden neredeyse birincisidir. Tevhid esasını, ırk ayrımını ortadan kaldırmak suretiyle tesis eden bir din anlayışı geliyor. Pratik hayatta, yani sosyal hayatta tevhid kişi bazında hiçbir şeyi ilahlık özelliği vererek tanımlayamazsın, tanımlamamalısın, yalnız çünkü. Toplum bazında yaratıcının yaratıcıyla olan ilişkinin dışında
bir başka esasa dayalı ilişki kuramazsınız. Kurduğunuz zaman yanlış yapmış olursunuz. Ki bu bir başka esasa göre kurulan ilişkinin başında grupçuluk, ırkçılık, kabilecilik geliyor. Onun için İslam kabilecilik konusunda aşırı hassas. Yani bu bizim, siz de çok gayet güzel söylediniz, bizim pratik hayatımızda ırkçılık olarak biliniyor. Grupçuluk olarak biliniyor. Cemaatçilik olarak biliniyor. Benim cemaatim daha iyi, sen öbür cemaate gitme, bu cemaate gel diyen adam sanki aslında seni dine çağırıyormuş gibi. Çünkü benim cemaatim de dini cemaat canım, biz de din çalışıyoruz dermiş gibi oluyor ama işin tabanında ayrım noktasını o grup değil bu grup oluşturur demeye geliyor. Hakkı batıldan ayırmak ayrıdır. Ayrımı cemaatçilik esasına oturtmak ayrıdır. Bunu siz gayet güzel söylediniz. Tıkanma falan değildi. Şeyde de demiştik ya hocam, bu çok önemli bir vurguydu. Çünkü hani cemaat olmak ayrı bir hadise ve bunun kıymetli tarafı ayrı bir hadise. Fakat çilik yapmak, yani cemaatçilik yapmak, tarafgirlik yapmak bir düşman doğurduğu için ben ve onlar, biz ve ötekiler şeklinde bir ayrım ortaya çıkardığı için çok zararlı nüansları oluyor maalesef. Bunun temeline biraz daha inmek mümkün, inebilir miyiz acaba? Neden insan da böyle davranıyor? Bu sanki cemaatçilikle, kabilecilikle sınırlanacak bir fenomen gibi gözükmüyor benim gördüğüm kadarıyla. İnsanın fıtratında var olan bazı özelliklerini belki yanlış yönetmesinden kaynaklanıyor olabilir diye aklıma geldi ama biraz açılmasına ihtiyaç var gibi hissettim siz şimdi konuşunca. Sen ne düşünürsün bu konuda Emin? Yani düşünüyorum ben de sizinle beraber de daha hep aynı konuya gelecek, hep aynı konuya getiriyorsunuz diyebilirsiniz de. Sanki varlık yorumuyla alakalı bir şey. Sanki topu taça atmak gibi oluyor. Bu da her seferinde konuyu oraya getiriyoruz ama başka türlü izah getiremiyorum ben şu anda, şu noktada en azından. Yani insan kainatı, kendisini ve kainatı nasıl görüyorsa hayat içerisindeki bütün yaşamış olduğu tecrübeleri de o şekilde yorumlayacak. Bana ait, ben de mesela bulunduğum, mesela bende olan özellikleri sevme diye bir özellik var. Eğer ben bunu kendime veriyorsam, işte bir çocuk geçiyor, görüyorum, bana gülümseyen bir bebek, bir çocuk. Aa, ben sevdim diyorsam eğer, o zaman bu halet de benim bütün sosyal ya da insanlarla olan ilişkilerimi de etkileyecektir. Yani sonuçta insan varlığın kaynağını kime veriyorsa, bilinçli ya da bilinçsiz, bütün sorunun temeli burada yatıyor diye düşünüyorum ben. Yani bir insan bahçesindeki elma ağacının, elma meyvesinin o elma ağacından gelmediğini, onun kaynağının bu dünyadan olmadığına iman edemiyorsa, yani emin değilse yeterince, haliyle hali hazırdaki bulunmuş olduğu topluluğu ya da dünya görüşünü, ahiret görüşünü, din görüşünü neyse muhafaza etmek isteyecektir. O da o yüzden ben şahsen dindarlık ya da muhafazakarlık hiç bana göre olmayan bir şey, anlayamıyorum. Neyini muhafaza ediyorsun? Yanlış da olabilir, doğru da olabilir, bilmiyorsun ama biz böyle geldik. Bu bana aittir, bu benim topluluğuma aittir diye muhafaza ediyorsun. Haliyle senin dediğin gibi çatışmalar ya da sıkıntılar ortaya çıkıyor gruplar arasında. Yani makro alemde değil de mikro alemde çözülecek bir problem gibi gözüküyor bana. Herkes ben kendime soruyorum mesela. Ben şu an konuşurken ağzımdan çıkan bu kelimelerin kaynağını kendime veriyorsam o zaman cemaatçilik yapma dersen sen bana bir şey ifade etmez yani. Nasıl yapmayayım derim yani. Herhalde cemaatçilik yapacağım. Abi benim cemaatim güzel değil mi diye şikayetler çıkartmaya başlayacağım. Uydurma bahaneler üretmeye başlayacağım. Çünkü temelde sorunun asıl kaynağını çözmemişim. Çözmediğimden dolayı belki de.
Senin bu vurgun aslında şeyi hatırlattı bana. Yani bunu belki de çokça tekrarlamamız gerekiyor. Ama topu taça atmak demiyorum ben bunu açıkçası. Çünkü bütün bir ömür bize la ilahe illallah diyebilmek için veriliyor aslında. Biz la ilahe illallah diyebilmeyi sadece dil ile ikrar olarak anlarsak eğer, ki bu doğrudur. La ilahe illallah dil ile baş, dil ile söylenen bir yönü vardır ve bu bir giriştir. Fakat la ilahe illallah demek aslında hayatın geneline yayılan bir şeydir. Yani la ilahe illallah'ın sonsuz mertebeleri. Siz burada mesela az önce söylediğiniz, ben burada konuşurken bunu kendime vermeyeceğim demek bir la ilahe illallah'tır. Çiçeği gördüğümde sahibine bağlamak la ilahe illallah'tır. Aslında la rezzaka illahu, la saniye illahu, la halika illahu, bunun sonsuz esma adedince mertebesi var. Ve bütün bir ömür bize la ilahe illallah diyebilmek için veriliyor. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın da davası buydu diyor Said Nursi, hatırladığınız üzere. Dersin başında şunu konuşmuştuk 2-3 hafta önce. Ali hocam ona eğer tekrar değinebilirse güzel olur o mesele. Yani bu tevhid denilen şeyi biraz basite indirgiyoruz. Hani ya onlar işte 3 tane Tanrı'ya inanıyorlar, biz bir tane Allah'a inanıyoruz gibi bir şey. Bu biraz basitçi bir yaklaşım oluyor. Çünkü eğer bu tevhid akidesinin kabileciliğe açtığı savaş anlaşılmazsa, hakikaten Said Nursi'nin burada menfi milliyetçilik meselesini imani bir mesele olarak ele alması ne anlama gelir anlamamız biraz zor diye söylemiştim ama. Evet, katılıyorum. Ali hocam oraya bir daha değinebilirsin. Resulullah'ın hayatına baktığımızda gerçi anlaşıldığını tahmin ediyorum da pratik hayatta da uygulaması o kadar teoride konuşulduğu gibi kolay olmuyor. Emin de onu vurguladı zaten. Yani biz Allah'a inanıyoruz dedik. Şimdi ben cemaatim, gelin kardeşim, bizim toplantılarımızda, bizim kitaplarımızda, bizim faaliyetlerimizde dini anlamak ve anlatmak daha etken oluyor dedimse, gayet masum değil mi bu? Bana öyle görünmüyor mu? Gayet yerinde bir soru, gayet yerinde bir düşünce. Yani işte bu aslında yine o hani Said Nursi'nin o temel merkeze koyduğu o hani tek güzel deme meselesi. Bunlar o tek güzel benim meşrebim, mesleğim deme, en güzeli benimki de falan. Bunlar böyle hep biraz romantik okunduğunda bunların şeyi kaçıyor. Bunların hepsinin imana bakan bir yönü var aslında. Yani çünkü buradaki kıvrım çok garip bir kıvrım. Yani siz Türksünüz maşallah, Türklerde her nevi ulema var. Said Kürttür, milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesai etmek hamiyet-i milliyetinizde münafidir. Yani dinle ilgilenmeyin demiyor gibi gözüküyor. Ama Said Nursi yerden yere vuruyor burada. Ve buna yeni Said lisanıyla konuşamayacağım dedi bir önceki ihtarda. Eski Said lisanıyla konuşacağım dedi ve tabiri caizse yerden yere vuruyor bu ifadeyi. Bu grupçuluk, bu kabilecilik, bu ırkçılık kokan bu ifadeyi yerin dibine vuruyor. O geçişi nasıl yapıyor? Ben onu hala açıkçası pek yani ikna tatmin olacak şekilde anlayamadım. Yoksa burada söylediği şeyler bana çok yabancı şeyler değil üstadın. Yani buradaki taifeleri sayması ve onların ihtiyaçlarından bahsetmesi ve hakikaten kaynağını sekülerizmden alan, kaynağını maddecilikten alan bir öğretinin, bir yaklaşımın insanın hakiki ihtiyaçlarını, insani ihtiyaçlarını karşılayamayacağı gerçeği, bunlar bizim Risale-i Nur okurken sürekli konuştuğumuz meseleler ve sürekli anlamaya çalıştığımız meseleler. Yani sen hayvandan oluşmuyorsun, sen bitki gibi değilsin,
senin insani ihtiyaçların var, senin kalbinin sonsuz ihtiyaçları var, bu ihtiyaçlarının karşılanması lazım, iman eğitimi burada çok önemli bir yer teşkil eder. Bunlar sürekli konuştuğumuz şeyler. Fakat burada üstadın böyle bir cevabı, siz mesela şimdi bana birisi, siz Türksünüz maşallah, Türklerde böyle bir ulema var, niye Kürdün arkasından gidiyorsun veya Arap'ın veya bilmem nenin arkasından gidiyorsun dese, ben böyle bir cevap verir miyim diye kendime sorduğumda, böyle bir cevap veremem gibi geliyor. Yani böyle bir cevap vermek aklıma gelmez gibi geliyor. Yani ne demek ya, tamam hani bak, sanki başka türlü izah ederdim gibi. Ama bu masumiyeti masumiyet olarak görmüyor. Ali Hoca az önce güzel dedi. Kuzu postuna girmiş bir kurt olarak görüyor bu ifadeyi. Yani bence bu geçişi çözersek metin açılır yani. Bir yorumları okuyayım. H. Bulut diyor ki, aidiyet duygusunu yönlendirme gibi mi diyor. Sanırım tam bir metin bir mesele konuşurken yazdınız şu an tam neye bir tarif yaptığınızı anlayamadım hocam. Eğer açabilirseniz ona bakarım. Gülüşan Hanım diyor ki, yapılan güzellikler Türklükle ilgili değil ki, Emin Bey de dediği gibi Allah'tan görmek. Evet, aslında bunu geçen hafta bu şeylerle konuşmuştuk. Yani o Said Nursi'nin Hakk'a taraftar olması ve Türk kültürü olarak değil. Aslında şimdi düşününce insanın kendinde, bu Gülşen Hanım'ın yazdığını okuduktan sonra biraz daha bir mana geldi dünyama. İnsanda var olan güzellikleri bir kaynağa verme eğilimi fıtri. Mutlaka onu bir kaynağa verecek şekilde biz var edilmişiz bu dünyada. Ya ben bunu kendime veririm, ya bulunduğum gruba, millete veririm, ya da bilime veririm, başka bir şeye veririm, ya da kainatın yaratıcısını bulup varlığından emin olacak şekilde bir tefekkürü yolculuğa çıkıp mutlak kaynağı da verebilirim. Yani benim aslında biraz daha deşmemiz gerekiyor diye düşündüğüm konu tam olarak bu. Bir insan ben iyiyim çünkü Türk'üm dediği ya da Kürt'üm dediği zaman aslında çok yanlış bir şey söylemiyor. Oradaki hata şu, benim gördüğüm kadarıyla. İki aşamalı. Var olan bir özelliği bir kaynağa verme noktasında hata yapılmıyor. Yani evet, bir özellik var. Bunun mutlaka bir kaynaktan gelmesi gerektiğini insanın artık vicdan mı deriz ona, otomatik mi oluyor deriz onu bilemiyorum ama otomatik olarak bir kaynağı veriyor zaten. Bu noktada bir yanlışlık yok. Yanlışlık varsa eğer o da verdiğimiz kaynağın gerçekten bu özellikleri varlık alemine getirebilip getiremeyeceği noktasında. Eğer bir ortaya çıkan bir güzelliği ben itibari bir kaynağa veriyorsam, bir millet, ne olduğu belli değil yani. Öyle bir şey gibi, tabiat gibi bir kavram yani. Ne olduğu belli olmayan, harici varlığı olmayan bir kavrama verdiğim zaman orada herhalde biraz onu insani duyguları bu kullanıp düşünmeye başlayınca oradaki hatayı belki keşfetmek mümkün. İnsan sonra yahu bahsettiğin şey de bu dünya içerisinde olan bir, atıyorum, insan topluluğu, bir şahsı manevi ama bu sonuçta onlar da yaratık vesaire gibi düşünmeye başlayınca en son insan kanaat getirebiliyor ki bu güzellik aslında benim milletimden dolayı değilmiş, benim işte ırkımdan dolayı değilmiş vesaire vesaire. En sonunda la ilahe yolculuğunun en sonunda ancak bir kainatın mutlak yaratıcısına vermek mümkün. O da işte herhalde sürekli bahsettiğimiz insani özellikleri kullanmaktan geçiyor. Kullanmayınca bir yerde duruyor yani o kaynağı verme eğilimi. Ya bende duruyor, ya milletimde duruyor, ya işte bir yerde duruyor. Ama biraz daha kasıp tabiri caizse sona kadar gitmek lazım belki. Yorumları okumaya devam ediyorum. Heybulut diyor ki, insanda bir şeye bağlanma duygusu var. İnsanda kaynağa bağlanmak isteği var. Kaynak olarak yaratıcı değil de bir ırka bağlanma duygusu yerleştiriliyor.
sahip olduğun kudret senin damarlarındaki asil kanında mevcuttur cümlesine atıf yapmış gibi sözler aslında kişinin varlık kaynağını maddi sebeplere vermek var. Vermesinden haber veriyor yani. Benzer sözler incelendiğinde tüm grupçuluklarda mevcut. Gülşen Hanım yukarıdaki ifadesiyle bir düzeltme yapmış. Yapılan şeyleri kastettiğini söylemiş. Onun üzerine Emin konuştu. Hebulut diyor ki, ırkçılık gençlik üzerinden oynanıyor daha çok. Gençler haricindeki sınıflara bakılacak olursa, hepsinde yaratıcıya yaklaştıracak unsurlar daha fazla görünüyor. Hastalık, kriz, ihtiyarlık gibi. Yani varlık sorusu akla getiren sebepler daha çok. Gençler ise bunu pek hissedemiyor demiş. Ahmet Ali o diyor ki, hakaiki imaninin nurlarından beslenmeyen, seküler ve kainatın kaynağından koparılmış her türlü yaklaşımlar ve aidiyet arayışları ister istemez kendine, ailesine, toplumuna, cemaatine, ırkına referans eden oluşumları ortaya çıkarması kaçınılmazdır. Bu yaklaşımların içeriği dini de olabilir demiş. Algan diyor ki, şuuru iman sahibi olan iman ehli, yani insaniyetinin bilincinde olan bir grup, vatanı asliyesinin de bilincindedir diye anlıyorum. Yani kaynağımı biliyorsam, geldiğim yeri biliyorsam, hakiki milliyetperverlik noktasında taraf tutulabilir diye anlıyorum. İnşallah konunun dışında kalmamışımdır diyor. Çok özür diliyorum, ben bir 30 saniye 45 saniyenizi almam lazım. Biri devralabilirse. Yunus Hoca yokken konuşayım diye mikrofonu açtım. Yeni bir şey söylemek aklıma da gelmiyor da vurgu gerçekten, bakın siz dininizi öğrenmek istiyorsunuz. Yani gayet masum. Niçin bir Kürt'ten öğreniyorsunuz? Aa, şimdi Kürtlerden çıktı. Ben dinimi öğrenmek istiyorum. Dinimi öğrenmenin kaynağının Kürt, Türk veya Arap, ne bileyim, ya da kitap veya konuşma, şu veya bu araç önemli değil ki. Neye bara getirdin şimdi? Dinimi öğrenme faaliyetini tamamen maddi olan bir kaynağa dayadın. Ya da yaratık olan bir kaynağa dayadın. Şimdiye kadar söylenilenlerin anladığım kadarıyla Yunus'un da vurgusuyla, soru şeklindeki vurgusuyla, bu soru ile siz bir Kürt'te neyi öğreniyorsunuz? Türk'ten de öğrenebilirsiniz sorusu veya teklifinin altında Nursi tamamen materyalist, seküler, sanki yaratıcı tanımaz bir anlayışın yattığını deşifre ediyor. Bunun nasıl yaptığını herhalde şimdiye kadar yapılmış konuşmalarda anladınız. Çünkü kaynak ne? Şimdi ben diyorum ki, arkadaş sen dini öğrenmek istiyorsan veya daha basit, daha pratik, daha masum görünen bir örnekle geleyim. Namaz kılacaksın değil mi? Maşallah ne güzel. O camide değil de gel buradaki bizim camide kal. Dediğim zaman ne oldu? Bakın, ibadetin temelini mekan değiştirmek ya da ortam değiştirmeye dayandırdı. Ama ikisi de mescit de, birisi onların mescidi, birisi bizim mescidimiz. Ölçü ne oldu? Onlar ve biz. Yani ibadetle hiç alakası olmayan bir gerekçeye dayandırıldı. Namaz ile hiç alakası olmayan bir gerekçeye dayandırıldı. Gerekçe hak olmalıydı. Yani siz dini
o zamanın tabiriyle Kürdi Said'den öğreniyorsunuz. Said-i Kürdi'den öğreniyorsunuz. Ama Said-i Kürdi'nin öğrettiği din hakikat değildir. Hakikat şudur deseydi Nursi'nin söyleyeceği hiçbir sözü olmazdı. Neden? Çünkü hakkı tespit etmek için bir gerekçe ile ayrım yapılıyor. Hak batıl ayrımı yapılıyor. Onun için fert bazındaki tevhid anlayışı, fert bazındaki tevhid anlayışı toplum bazında grupçuluk, kabilecilik, cemaatçilik, ben ve ötekisi ayrımına dayanan bir tabana oturtuluyor. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında herkesin yanlışına karşı bir tahammül gösterdiğini rahat bir şekilde görüyoruz. Yani hadisleri dikkatli okursanız, eğer öyle bir terbiyeden, eğitimden geçtiyseniz, Resulullah birisi geliyor, hata yapıyor, hatasının affedilmesini istiyor veya Resulullah'ın önünde çok ayıp bir iş yapıyor. Caminin, mescidin köşesine işemeye kalkıyor adam, işiyor da. Mesela camide işiyor adam, caminin içinde düşünebiliyor musun? Adamı öldürürler şimdiki toplumun Müslümanları. Hemen orada sahabe adama işte ne yapıyorsun burası tuvalet mi kardeşim falan demeye gelecek müdahalede bulunana. Resulullah'ın cevabı ne? Bırak bırak rahat etsin adam ya. Ya bu Resulullah işte bu ben değilim sen değilsin biz tahammül edemeyiz. Resulullah'tan bu örneği görür. Hataya karşı fevkalade tahammül, anlayışlılık. Hatta sempati diyebileceğim. Yani olur insan hali, olur böyle bir şey. Medine'nin fethinden sonra ya da fetih kelimesi doğru mu kullanılır o da bilmiyorum da o olay beni çok hayretler içerisinde bırakıyor. Kadınlardan beyat alırken, yani erkeklerden beyat sıkışıyorlar. Kadınlardan beyat alırken herkes müşterek bir içerisinde su bulunan kabın içine el koyarak beyat veriyor. Ve Resulullah'ın istediği beyatlar inanılmayacak derecede bizim düşünce dünyamızın dışındaki beyatlar. Beyat şartları istiyor. Birincisi herkesin bildiği Allah'tan başkasına ert koşmayacaksın. İkincisi inanılmaz bir şey. Olacak iş değil ya bu adam biraz kafayı mı yedi diyesin geliyor. Dikkat edin. İkinci beyat şartı kadınlara diyor ki evlatlarınızı öldürmeyeceğinize dair söz verin. Aa, kaç tane kadın gördük biz evladını öldürüyor. Ama efendim Araplarda gelenekti. Ya saçmalama. Araplarda bir ya da bir kabile olarak biliyorum da belki iki olur. Kabilede erkekler yeni doğan kız çocuklarını gömerek öldürüyorlardı. Hepsini değil ama arasında bazıları. Yani o kabilede hiç kadın yok değildi. Yoksa zaten doğum olmazdı canım. İnsanın aklı var, düşünüyor. Yani demek ki bir kadın doğum yaptığına göre bu kabilede kadın var yani. Onlara konuşuyor diye yorumlar insanların çoğu. Hiç alakası yok. Kadınlara diyor ve bu Mekkeli kadınlara diyor. Mekke, yani köy diyeceğim ama köy değil kasaba diyelim o zaman. Yani bugünkü şartlarda kasaba diye anabileceğim. Şehir falan değil canım. 1500 sene yaşadığı küçük bir yer. 1500 nüfuslu bir yer.
küçük bir yer, öyle büyük olan diye düşünmeyin, hala küçük bir yerde. O zaman da öyle, bayağı küçük bir yerdi. Bugün şartlarda köy dersin o kadar. Oradaki yaşayan kadınlar arasında ölü çocuğunu öldüren falan hiçbir böyle bir gelenek falan yok. Onlara çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Söz verin bana diyor. Aa, şimdi anlıyoruz değil mi? Kadınlar erkekler ama özellikle kadınlar her dönemde şefkatlerini yanlış kullanarak çocuklarının kabiliyetlerinin gelişmelerini öldürüyorlar. Korkunç bir tablo. Sorumluluk vermiyorlar. Adam 18 yaşına gelmiş, hala yemeğini annesi yapıyor. Ve annesi yemek yapmaktan zevk alıyor çünkü yapacak bir işi yok. Kendini de öldürmüş, çocuğunu da öldürüyor. Sorumluluk üstlenme duygusunu öldürüyor, katlediyor. Her yerde yaygın bu. Öyle çok ufak bir olay gibi görünmesine rağmen evrensel bir hastalığın tedavisi için gerekli reçeteyi yazıyor. İnanılacak bir şey değil. Bu kadar ufuk açıklığı veya genişliği ancak bir Allah görevlendirmesi, Allah'ın görevlendirdiği kişide bulunur. Bunun ötesinde bakın daha hiç aklı hayale gelmeyecek bir konuda beat istiyor. Hiç aklı hayale gelmez. Ya, hadi şirk koşmayacağım. Hadi hep sana itaat edeceğiz falan gibi, vergimizi ödeyeceğiz gibi bir şeyler söyleyecek zannediyorsunuz. Hayır. Ölüleriniz üzerinde ağıt çekmeyeceksiniz diyor. Aa. Yani insanın bak işte dam üstünde saksan, yani sen Mekke'yi bunun için mi fethettin? Kadınlara ölülerinin üzerinde ağıt ağıt okumak mı derler, çekmek mi derler, neyse bağırıp çağırmak ama ne ağlamak, sızlamak yani. Allah Allah, ya üzülmeyecek miyiz değil, üzülmek ayrı. Böyle özel olarak gözyaşları döküp çığırtkanlık yapmak ayrı. Ama o da hala ahiret, ebedi hayat, ölümün fena olmadığını anlamamanın en önemli delilidir. En önemli belirtisi. Yani İslam'a eğer dikkatle bakacak olursak, Allah'a imanın arkasında en önemli mesele ahiretin, ebedi hayatın, ba'su ba'del mevtin, ölümden sonra dirilmenin ve ebedi hayatın verileceğinin haberidir. Temelli bir konu. O zaman anlıyoruz. Ben bunu şu vesileyle anlatıyorum size. Böyle incelikli bir hadis okuması yapacak olursanız, Resulullah'ın nelere dikkat ettiğini ya da edecek şekilde yetiştirildiğini, bize ne gibi bir din mirası bıraktığının inceliklerini anlamış, görmüş olur. Hayret ediyorum. Ben, siz de edersiniz. Bir kadın ölülerinize şöyle şöyle yapmayacağıma, şöyle şöyle yapmayacağıma söz vererek biat ediyorum demesi gelir, gerekir, gereken bir kadın yine elini koyuyor aynı su kabının içine, başlıyor evet diyor, yapmayacağım, söz veriyorum, söz veriyorum. Bu ağıt meselesine gelince kadın diyor ki aa, şimdi olmadı. Niye? Benim ölümün üzerinde bir kişi ağıt ve çekmişti. Bilmiyorum, ağıt çekmek doğru bir ifade ya. Ağıt ağlama sızlama hareketi yaptı. Ağıt yakmış. Ha, teşekkür ederim. O edebiyatçı çıktı ortaya işte. Ağıt yakmıştı.
ben ona söz verdim, ben de senin cenazen olursa ahat vereceğim diye. Şimdi o sözü bir kere dönemem, ben mert adamım dedi kadın. Resulullah, ya yetmez mi sana benim getirdiğim mesaj, ne oluyor ki, bana isyan mı diyorsun? Hayır efendim. Hayır. Peki, git vaadini tut. Bu insandır Resulullah işte. Okey, git vaadini tut. Kadın gidiyor, yapıyor, ağıt yakıyor o kişinin işte ağlama merasimi diyelim. Ondan sonra dönüp geliyor, diyor ki, ha şimdi sana söz vermeye hazırım diyor. Senden önce ben başkasına söz vermiştim diyor. Ya insan karakterine ne kadar saygılı Resulullah. Hiç kızmıyor. Ne demek istiyorsun? Hala mı ısrar ediyorsun? Eski geleneklerde, batılda falan. Yok öyle. Evet diyor. Ama aynı yumuşak, mülayim, halim, herkese karşı anlayışlı olan bu zat iki tane konuda amansız bir şekilde tamizsiz davranıyor. Nedir? Birincisi şirk kokan, şirk içeren davranışlar. İkincisi kabile ayrımcılığı yapan. Hatta bakın dikkat edin, mutlaka başka kabileler olma şartı değil. Muhacir ensar ayrımı yapan. Hani bizde bunun cemaatçilik ayrımı yapan. En güzeli örneği cemaatçilik. Müslüman grubun içerisinde iki ayrı grup. Ensar, muhacir. Bu konuda amansız, istisnasız tavır takınıp bunu ortadan kaldırmak istiyor. Bunun ben şöyle anlıyorum. Şirki ortadan kaldırmak, fert bazında, fertin kainat ve varlık görüşünü tek bir mutlak yaratıcıya ait kılmasının ısrarla tesisine çalışmaktır. Ayrımcılığı ensar ile muhacir arasında ya da kabileler arasındaki ayrımcılığı da bu görüşün, yani kainatın mutlak yaratıcısı olduğu görüşünün toplum bazındaki yansımalarını ortadan kaldırmak. O da şirkin toplum bazındaki uzantısını temsil ediyor. Bu anlamda Nursi de ırkçılık konusunda amansız, tavizsiz. Türk-Kürt ne demek istiyorsun? Böyle bir Türk-Kürt-Arap ayrımına girdiğinizde bu çok korkunç cinayet olan bir ifadeydi, tarihe geçti. Biz dinimizi Araplardan mı öğreneceğiz? Bu korkunç cinayeti, tavrını ima eden bu sözün altında kesin şirkin toplum bazındaki uygulaması yatar. Aman efendim, adam müşriktir, hüküm vermek yok. Adam ne söylediğinin farkında olmayan meczubun birisi olabilir. O beni ilgilendirmez. Ama bu tavır gerçekten şirk itikadının toplum bazındaki tezahürünü gösterir. Onun için biz gerçekten Nursi'nin bu siz Türksünüz maşallah, bir de bakın sahtekarlığa, maşallah deyip arkasından bir Kürt'ten dininizi niye öğreniyorsunuz diye bakmak ne kadar masum, hain. İşte Resulullah bu davranış karşısında şirki, küfrü gören bir anlayışla insanlara, bize dini takdim etti. Nursi de bunun bilinçli bir şekilde farkında. Ve bu geçişi de bu bilinçlilik sağlıyor diye görüyorum. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Yani
Şimdi metin benim zihnimde netleşti. Yani hani bu süreçten sonra metin daha net okunabilir. Yani çünkü geçen hafta sormuştuk bu soruyu, anlamaya çalışıyorduk. Biraz değişmiştik bu arkasında yatan art niyeti. Bu hafta çok mütemmimi gibi oldu. Bundan sonra metin daha rahat ilerler diye tahmin ediyorum. Çünkü dördüncü destilsenin merkezinde yatan şey buydu. Bu açıdan çok çok kıymetli bir ders oldu. Yani benim açımdan çok istifadeli oldu elhamdülillah diyorum. Yapılan yorumlar var, onları bir okuyayım. Uğur kardeşimiz diyor ki, burada dini kimden ve nasıl öğreneceğini belirleme yetkisini kendisinde vehmeden gören bir anlayış var. Çok üst perdeden ve buyurgan bir bakış açısı. Önce şunu sormak lazım. Sen kimsin? Ve hangi hakla bana dinini öğrenmek için la dini, seküler kavramları kullanarak teklifte bulunuyorsun? Evet, yani ben de hani Said Nursi gibi cevap vermem, daha başka cevap veririm derken böyle bir şey derdim gibi aklıma geliyordu. Uğur hocam da şey olmuş, yani duygularıma ne derler, tercüman olmuş. Ama burada Said Nursi'nin meseleyi getirdiği bağlam çok daha önemli bir bağlam. Yani bu meseleye çok sert çıkması ve insanların bir de bu söylem insanlara faydalı olduğunu iddia edenlerin bir söylemi. Fakat faydadan ben şunu anlıyorum diyor. Her sınıfın menfaatini sayıyor burada şimdi teker teker ve hepsinin iman eğitimiyle olan ilişkisini kuracak. Yani senin bu söyleminin arkasında imana zıt bir şey var demeye getiriyor. Bu çok önemli bir mesaj. Ahmet Ali diyor ki, işin garibi şahsi olarak enaniyetlerimizden vazgeçme çabasına girerken cemaatimize gelince enaniyetlerimiz tavan yapıyor. Benim cemaatimiz hata yapmaz diyerek adeta kutsuyoruz. Yani oraya gelince mi öyle oluyor, ben tam onu mesela bilmiyorum. Emin'in vurgusu burada önemli. Yani çünkü bu işin toplumsal yansıması bireyseldeki yansımadan besleniyor. Bu bence önemli bir mesele. Yani Said Nursi'nin ene kavramını merkeze alması. Kainatı nasıl yorumluyorsun? Kendini nasıl yorumluyorsan öyle. Kainatta bir şeye tesir veriyor musun? Sebebi kendine bazı şeylerde tesir vermende. Kainatta bir grubu, bir şeyi kutsuyor musun? Bir şeyi övüyor musun? Aslında sen kendini övüyorsun. Kendini bir yerlere yerleştiriyorsun. Meseleyi merkeze almak. Yani bu açıdan çok önemli bir vurguydu o Emin'in yaptığı. Allah razı olsun diyor. Ayrıca Gülşen Hanım diyor ki, ayrıca sanki Allah'ın yaptığını beğenmiyor gibi geliyor bana. Ölüm karşısında bu kadar üzülmek memnuniyetsizlik de diyebiliriz. Ali Hoca'nın anlattığı bölümde bu ağıt yakma ile ilgili bölüm hakkında yapılan bir yorum diye anladım burayı. Yani Allah'ın yaptığını beğenmiyor. Allah'ın bir takdiri var, bir can alınmış. Bundan duyulan bir memnuniyetsizlikten bahsediyor Gülşen Hanım. Doğru. Yani bunların hepsinin işte tevhidle birleşen bir boyutu var. Levent Hocam da ağıt yakmak diye hatırlatmıştı. Ona da Allah razı olsun diyoruz. Evet. Metnin analizine tam giremedik. Ama bundan sonrası daha hızlı bir mesafe alabilir gibi geliyor. Çünkü hemen hemen aynı şablonda devam edecek metin. Geçen hafta kafamızı kurcalayan mesele bu geçişin nasıl yapıldığıydı. Yani böyle bir soru sorulduğu gibi Said Nursi'nin bu kadar celallenmesi, bu kadar şiddetlenmesinin arkasında yatan şey nedir diye. Yani çünkü aynı o merhametli, şefkatli yaklaşımı üstatta da görüyoruz. Fakat yeri geldiğinde öyle bir sertleşiyor ki işte o yer nedir yani. Hani onu anlamaya çalışıyorduk. Bu akşam güzel bir vurgu oldu. Allah razı olsun. Saatimiz 20.58. Vaktimizi dolduruyoruz.
Son bir yorum daha var. Gülüşen Hanım diyor ki, o zaman kendimizde enaniyet yapmayı direkt yapamadığımız için, enaniyet için cemaati perde ediyoruz belki. Şey mi demek istedin? Yani enaniyet yapmamayı direkt yapamadığımız için gibi anladım. Yok dediniz. Bir düzelti verirseniz ben, ya da belki siz düzgün yazdınız da ben yanlış vurguladığım için, o zaman kendimizde enaniyet yapmayı direkt kendi enaniyetimize dışarı vurmaktan belki bir çekinmemiz var veya bunu direkt yapmaktan bunu direkt yapamıyoruz, buna cesaretimiz yok, cemaati perde ediyoruz gibi bir ifade kullandınız. Anladım şimdi. Evet evet, çok güzel, çok güzel. Ben çok sevdim, Allah razı olsun Gülşen Hanım'ın sözünü, demek ki yazdıklarını. Demek ki biz cemaatçilikte bir simptom görüyoruz, bir hastalık alameti görüyoruz. O hastalığın tabanında insanın kendi enaniyeti yatıyor. Onu ifade edemiyor, o da çok doğru bir şey de. Bunu daha açık bir şekilde söylemek lazım. Kim ki dünyevi bir oluşumu, benim köyüm, benim memleketim, benim dinim, bak dikkat edin diyorum bunu, kasıtlı diyorum, benim dinim, benim, din dedim diye, İslamiyet dedim diye haklı değilim. Ne? Bana mal ettiğim için haklı değilim. Bana mal ediyor. Nasıl ki orada din bilgisini Türklere mal ediyordu, Kürtlere değil, aynı. İslam benim dinim diye yapmış olduğum ayrımların tabanında hep ben var. Enaniyet var, şahsi enaniyet var. Onun için bir insanın böyle oturduğu yerde el iklim güklüm olması, gözlerinin yaşlı olması, ağlayıvermesi, namaz kılarken uzatıp gitmesi, yanlış namazı uzun okumak veya durmak yanlış demiyorum. Bunlar bizi kandırmayacak. Veya biz böyle davranışlara sürüklenip gitmeyeceğiz. Önemli olan kendi iç dünyamızda eğer enaniyet problemimizi çözersek, ben merkezli, eşyanın kendi merkezli varlık problemini veya varlık anlayışını reddedebilecek bir anlam, bir düzeye gelmişsek, böyle bir kişi mutlaka, böyle olan kişilerle beraber bir ümmet olur, bir cevap olur. Bir gerçek cemaat olur, cevap olur. O da bir cevap da. Cemaat olur ama cemaatçi olunmaz. Benim cemaatim sizin cemaatinizden daha iyidir dediğim zaman, cemaatin hakkani, dayandığı hakkı savunmak değil, kendi ilişkilendirdiğin cemaati kendine bağlı olarak üstlendirmek, yüceltmek yerine kendini yüceltiyorsun. Ben en iyi cemaate mensubum diye enaniyetini besliyorsun. Kendini yüceltiyorsun. Bu inceliği yakalamamız lazım. Hayatımızda neden cemaatçi, neden İslamcı, neden ümmetçi, neden bilmem neci olmamamız lazım geldiğini önce kendi üzerimdeki yapacağım çalışmaya bağlı olarak çözebilirim. Yoksa mecburum bizim cemaatimiz demeye, bizim dinimiz demeye, bizim ümmetimiz demeye mecbur kalırım. O zaman mesela peygamber diyor ki evlenin, çoğalın. Resulullah'tan böyle bir hadis var değil mi? Evlenin, çoğalın. Ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Edeceğim ederim. Onu tam hatırlamıyorum hadiste.
Şimdi evlerin çoğalın dedi, ulan fabrika gibi çocuk mu doğurun diyor. Ümmetimin çokluğu diyor. Yani benim getirdiğim mesaja tabi olanların çokluğuyla, her ben Müslüman diyen annenin doğurduğu çocuk Resulullah'ın mesajına tabi olarak büyüyecek garantisi var mı? Ne demek bu? Ümmet yetiştirecek şekilde anne olun, baba olun. Yoksa hayvan gibi doğurup durmayın diyor. Hadisi doğru okumak lazım. Hayvanlar da çok doğurur. Kediler bir doğuruştu, 2-3-4 tane doğururlar. Köpekler, kediler vesaire. Mesele insan sayısı değil ki, ümmet sayısıdır. Ümmet olacak şekilde aile kurun. Ümmet olacak karakterde, kalitede insanlar olun. Çocuklarınız da o renge bürünerek büyüsünler, gelişsinler. Yani anne babaya, ulan önce siz ümmet olun diyor Resulullah. Bu gibi hadislerde anlıyoruz ki, bakın, temel insan sayısı değil, bir cemaatin sayısının artması, büyümesi değil. Ama iman eğitimi görmemiş bir insanın bu hadisten efendim çocuk doğurmamız lazım, çocuk yapmamız lazım gibi haşa ne gibi dilse bu, anlamıyorum da. Evet. Evet, benim işim bitti. Selamun aleyküm. Evet, Allah razı olsun. Sizden sonra birkaç yorumlar oldu hocam, onları bir okuyayım en son. Biz Müslümanlar mesela dedi bu ifadeyi, yani öteki içinde barındıran. Yani tabii bunlar tabii kontekst içinde çok önemli bir ifadeler. Yani ama biz bu sahiplenme doğrudan ötekini ifade ettiği için, içinde barındırdığı için hakikaten çok tehlikeli sular. Ahmet Ali diyor ki, bir buz parçası olan enaniyetlerimizi erittiğimiz Kevser havuzları adeta buz havuzlarına dönüyor. Enaniyetimizi eriteceğiz derken bütün havuz buz oluyor. şeklinde böyle bir gönderme yapmış. Allah razı olsun. Esprili bir şekilde. Gülşen Hanım diyor ki, buradan yine aynı yere çıkıyor olay. Yapılan güzel şeyleri kendine veriyor insan. Şirk değil belki direkt ama şirk kopuyor ne yazık ki. Evet. Doğru tespitler. Bu ifade de ilginç. Hemen benden yana bitti demiştim ama mesela Gülşen kardeş, Allah razı olsun, Gülşen mi neyse, kusura bakmayın yanlış okumuş olabilirim. Diyor hani, şirk değil belki diyerek ama şirk kokuyor ne yazık ki diye bir korkuyu, bir endişeyi dile getiriyor. Ya kardeşim, Allah ya var ya yok. İyi dikkat edelim. Bu bir nokta hareketidir. Bir anki davranışımızda, bir anki yorumumuzda, bir anki kelimemizde ya şirk vardır ya yoktur. Bunun ortası olmaz. İmanla küfrün ortası olmaz. Ama hassasiyetimiz şurada olacak. Şirk değil belki, şirk kokuyor gibi değil, orada değil. Bir hareket, bir davranış ya şirktir ya değildir. Fakat insan yanılabilen, hata yapabilen bir mahluktur. Hata hatadır da o hatadan dolayı insan müşrik ilan edilip toplum dışına atılmaz. Bu bir hatadır diye tespit edilir. Buna küfriye denir. Küfriye. Yani bir nokta küfürcük. Ama küfür değil. Kokuyor mokuyor değil. Ya Allah var ya yok. Nokta vuruşu yapacağız. Fakat bu noktayı kişinin bütün benliğine ait kılmayacağız. Bu ayrımı doğru yapmak lazım. Onun için Gülşen Hanım herhalde artık bilmiyorum ama
bir hanım ismi olarak görüyorum. Değilse özür dilerim. Önemli değil. Kardeşimiz şirk koşuyor. Şirk değil belki diyor. Hayır hayır. Bayağı buz gibi şirk. Ama şirk kokuyor demeyeceğiz ya. Bu hareketten dolayı bu kişinin bütün hayatı, duyguları, her şeyi müşrik kalıbını kisvesine girecek olarak görmeyeceğiz. Anlaşıldıysa. O bir bu ayrılığı yapalım inşallah. Bir müminin bütün fiilleri müminane olmadığı gibi derken de bu kastediliyor zaten herhalde. Hani bir kafirin bütün fiilleri kafir değildir, bir müminin bütün fiilleri mümin değildir derken, yani o fiilimiz o noktada şirke yazıldı demek bir insanı şirk yapmıyor. İnsan, ki bu çok tartışılmış da bir mesele aslında, bilenler biliyordur yani. Hani bu fiiller kişiyi kafir yapar mı yapmaz mı? Bu tarz tartışmaları yani Said Nursi çok farkında olan, meseleleri farkında olan birisi. Evet, o an o hareketin şirke hizmet etmiştir. Tövbeni et, yoluna devam et. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Mesnevi Nuriye dersinde görüşmek üzere inşallah diyelim. Unutma, ben söyleyeyim. Beni beklemeyeceğiz cumartesi ve pazar günleri inşallah. Kapandıktan sonra arkadaşlar ayrılıyor da şimdiden söyleyeyim. Siz devam edin cumartesi ve pazar günleri inşallah. Vesselamu aleyküm benim açımdan. Subhaneke la ilmene la illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet, tamamdır hocam. Anlaşıldı. Selamünaleyküm diyor. Allah tüm katılımcılardan razı olsun. Yorumlarınız için de. Allah razı olsun.